Günaydın arkadaşlar hepinize. Geziniyor Bisiklet kanalından. Saat şu anda sabahın 4 bakayım. 4'ü çeyrek geçiyormuş. Bugün turumuzun ilk günü. Bayağı bir problem yaşadık. Şöyle. Ne oldu? Fuji'de ciddi problem var. Kadro kulağı yamulmuş. Bende de kadro kulak düzeltme aleti yoktu. Nöbetçi bisikletçi de olmadığına göre bir şekilde idareten vitesleri ayarladım. Viteslerde çok ciddi sıkıntı var. Ama bu şekilde bugün şimdi 100 kilometre kadar yol yapıp Çeşme'ye kadar gideceğim. Geceden beri hiç uyumadım. İçeride bizim çocuklar Tuna'yla, Tuna Ünivar'la, Seçkin Ceylan ikisi uyuyor. Şimdi birazdan onları kaldıracağım. Ondan sonra da zaten yola çıkacağız. Başlıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Son 2-3-4. Merhaba, denize bak. Nasıl moda giriyor. Evet arkadaşlar, şimdi nereye geldik? Oğlum ne ya, minyonlar gibi sıralandınız arkaya. Nereye geldik Seçkin? Üç kuyular efendim. Nereden biri sürüyoruz? Ali Ağa'dan. Üç kuyulardayız. Buradan devam edeceğiz Çeşme'ye kadar. Deniz Tezcan'ı aldık. Deniz Tezcan çok uzaklardan geldi. 100 metre ötede evi var. Yani bu o Deniz Tezcan. Yani bisiklet forumun yöneticisi olup da atılan bir Deniz Tezcan vardı ya. Ona da değineceğiz değil mi? Bu da Tuna ünü var. Evet, ta Dalyanlardan geldi o tır için. Dalyanlardan, soğuk sulardan geldi Tuna. Bu da Ankara'nın bağlarından Seçkin Ceylan. Kendisi Ceylan. Forumdaki bir, neydi o, 144 mikli bir gereksiz bir arkadaş vardı. Hatırlayamadık biz tam kendisini ama. Biz demin gördük, yolda kamyon sürüyordu değil mi? tır. Tırdan iniyordu. Evet arkadaşlar, şimdi buradan devam ediyoruz. Artık herhalde bir sonrakinde nerede dururuz? Yüksek Teknoloji Urla'da falan dururuz herhalde. Ya şu ana kadar tempomuz 25. kilometredeyiz. Yolun 4'te 1'i falan. Neyse, görüşürüz. Evet, şimdi geldik. Yolda durduk. Neredeyiz? Urla'ya yaklaşık. Urla'nın girişindeyiz. Kahvaltı edeceğiz. Bayağı da acıktık. Görüyorsunuz Seçkin Ceylan ve yumurtaları. İki tanesini çiğnemeden bir tanesini çiğneyerek yutacak. Deniz ne almış? Deniz yine kibar, böyle ilginç bir şeyler almış. Tuhaf bir ekmeğin içinde acayip bir sandviçi var. Halk adamı Tuna ünü var, ne yiyor? Anlıyor musun? Gül börek ve içinden domates çıkmış. Bizim İzmir bayozun çakması bir poğaça. Ben de normal bir şeyler yiyorum. Şimdi buradan aşağı yukarı 50 kilometremiz daha var. 50 kilometre sonra Çeşme'ye varacağız tabii ki. Ama esas zorluğu bundan sonra başlıyor. Rampalar bundan sonra başlayacak. Bir yerde hatta 10 kilo rampa var. Şu anda bir dayı bilmiyorum. Bakayım kameradan görünüyor mu? Vallahi bisikletlere giriyordu. Son anda durdu. Yani girseydi burada kan çıkardı. Tabii ki şaka yapıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Dinleniyoruz arkadaşlar. 8 kilometrelik bir rampa tırmanışı vardı. Nerede? Urla'yı geçtik, Gülbahçe'yi geçtik. Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde bir 8 kilometre kadar bir rampa tırmanışı var. Biz bunu herhalde 3 kilometresini falan tırmandık ama yorulduk hakikaten bu kadar yükle. Bir 5 kilometre daha tırmanıp belki bir daha mola verebiliriz veya hiç vermeden, durmadan. Yani durmadan zannetmiyorum ama. Şimdi buradan devam edeceğiz. Artık durduğumuz zaman tekrar yine aynı şekilde görüşeceğiz. Daha 24. saate girdim uykusuzlukta. Harbiden dinlenmek istiyorum. Gidip yatalım. Harbi yine plaklarımızı yiyip havalana yatarız zaten. Hadi beyler, pedallarınıza kuvvet. Deniz'cim sağma kendini. Sana güveniyoruz. Oh.
Oh arkadaşlar, en sonunda geldik, kampı kurduk. Şimdi arkamdaki görüntüyü gördüğünüzde şaşıracaksınız. Kampı inşaatın içine kurduk. Ilıca sahildeyiz. Şurada arkamda Ilıca sahili görüyorsunuz. Hemen döndüğümde kampı görüyorsunuz. Hava yağmurlu olma ihtimali var. Soğuk zaten. Yani çeşmeye göre bu zamanda biraz daha sıcak oluyordu. O yüzden inşaatın içine kurduk. İnşaat yabancı değil. Kayınpederimin inşaatı olduğu için böyle bir şey yaptık. İşte gördüğünüz gibi benim çadırım. Tuna'nın çadırı seçkin ve en arkada BF eski yöneticisi Deniz Bey en arkada. Şöyle size hafifçe bir kampı da gezdirdim. Bu benim çadır. Ortlipleri sıraladım içeriye. Zaten çok da fazla hareket edecek yer kalmadı. Konfordan ödün vermiyorum. Şişme yatağım yanımda. Bunu söylemiştim tur videosunda. Tuna'nın çadırına bakalım. Tuna Univar'ın çadırı görüyorsunuz. Tibetli rahipler sadeliğinde. Seçkin lüksten ödün vermeyenlerden. Üste yat club havlusuyla beraber çadırın içinde. Yok. Bin bir çeşit. Bir milyoncu gibi. Lan neler varmış lan bu çadırda. Deniz'in çadırına bakalım. Deniz'in çadırında hiçbir şey yok. Adam çivili yatakta yatıyor. O hakikaten ya. Oğlum şu çocuğa yardım edin lan, bir şey alalım. Para toplayalım aramızda. Bunlar da bisikletler arkadaşlar. Şöyle çevirdiğimde görüyorsunuz. Turun ilk günü tamamlandı. İlk gün zorlu muydu? Yani çok kolay değildi ama çok da zor değildi. Keyifli bir şekilde geldik. Şimdi muhtemelen akşam yemeğimizi yiyip ondan sonra yatacağız. Yarın da sabah erkenden çıkarız. Mordoğan'a gideriz. Deniz'in bacağında problem var. Bu yüzden iptal etme durumumuz da var. Sabah her şey belli olacak. Artık sabah ikinci günde görüşeceğiz. Yani bu da ne demek oluyor? Diğer videoda görüşeceğiz. Diğer tur videosunda görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.